Allah bundan 14 asır önce insanlara yol gösterici bir kitap olan Kur'an-ı Kerim'i indirdi. Tüm insanlığı bu kitaba uyarak kurtuluşa davet etti. İndirildiği günden kıyamete dek insanlığın yegane yol göstericisi de bu son ilahi kitap olacaktır. Kur'an'ın eşsiz üslubu ve içerdiği üstün hikmet, onun Allah'ın sözü olduğunun kesin bir delilidir. Bunların yanı sıra Kur'an'ın Allah katından indirildiğini ispatlayan pek çok mucizevi özelliği de vardır. Bu özelliklerden biri ancak 20. yüzyıl teknolojisiyle eriştiğimiz bazı bilimsel gerçeklerin 1400 yıl önce Kur'an'da bildirilmiş olmasıdır. Bu filmde Kur'an-ı Kerim'in bilimsel mucizelerini inceleyecek ve Kur'an'ın Allah'ın sözü olduğuna bir kez daha tanık olacağız. Kur'an'ın indirildiği 7. yüzyılda Arap toplumu bilimsel konular hakkında sayısız hurafeye ve batıl inanca sahipti. Evreni ve doğayı inceleyecek teknolojiye sahip olmayan Araplar nesilden nesile aktarılan efsanelere inanıyordu. Örneğin gökyüzünün dağlar sayesinde tepede durduğu sanılıyordu. Bu inanışa göre dünya düzdü ve iki ucunda yüksek dağlar vardı. Bu dağların birer direk gibi gök kubbeyi ayakta tuttukları düşünülüyordu. Ancak Arap toplumunun tüm bu batıl inanışları Kur'an'la birlikte ortadan kaldırıldı. Allah odur ki gökleri dayanak olmaksızın yükseltti. Rad suresi 2. ayeti göğün dağlar sayesinde tepede durduğu inancını geçersiz kıldı. Bunun gibi daha pek çok konuda o dönemde hiçbir insanın bilmediği önemli bilgiler verildi. İnsanların astronomi, fizik ya da biyoloji hakkında çok az şey bildikleri bir dönemde indirilen Kur'an, evrenin yaratılışından insanın oluşumuna, atmosferin yapısından yeryüzündeki dengelere kadar pek çok konuda kilit bilgiler içermekteydi.